Ödül her sanatçının başarısını destekleyen en önemli motive unsurları arasında yer alır. Hande Yener'in de kariyeri boyunca aldığı ödüller gibi Kral Müzik Ödülleri de, kazanılan ödüller de sanat dünyasında bu başarının en büyük göstergelerinden biridir. ...2001 yılında 7.'si düzenlenen Kral Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan kadın sanatçı ödülünün sahibi, o dönem Yalanın Batsın şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Hande Yener'in olur. Kategoride yer alan Bengü, Funda Arar, Hüzün ve Sevda Karababa'yı geride bırakarak ödülü alan Hande Yener, sevilen şarkısını törende izleyiciler için seslendirir. ...2003 yılında düzenlenen 9. Kral Video Müzik Ödülleri de yine Hande Yener için başarı dolu bir gece olur. Sen Yoluna Ben Yoluma albümü o yılın en çok satan albümü seçilir. Ödülü oyuncu Tatyana Sivikeviç'ten alan Hande Yener duygularını dile getirir. Hande Yener! Hande Yener geliyor! Kral TV'ye çok teşekkür ediyorum. Albümde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Prodüktörüme çok teşekkür ediyorum. Aynı gece bir ödül daha Hande Yener'in kapısını çalar. Kategoride yer alan Funda Arar, Nalan, Seden Gürel ve Yıldız Tilbe'yi geride bırakarak en iyi pop müzik kadın sanatçı ödülünün o yıl hak edeni Hande Yener olur. Hande Yener. Hande Yener geliyor. Ödülünü usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'dan alan Hande Yener, duygularını dile getirdikten sonra ona başarının kapılarını açan Sen Yoluna Ben Yoluma şarkısını seslendirir. Yılında 19.'sü gerçekleşen Kral Türkiye Müzik Ödülleri'ne gelindiğinde ise Hande Yener, Ya 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 adlı çalışmasıyla en iyi single dalının kazananı olur. Hande Yener, kategoride yer alan Ajda Pekkan'ın Ara Sıcak single'ı, Murat Boz'un Vazgeçmem isimli single'ı, Mustafa Sandal'ın Tesir Altında single'ıyla Oğuz Berkay Fidan Murat Boz'un Olmuyor single'larını geride bırakarak ödülün sahibi oldu. Ya, ya, ya.